Herkese yeni bir videoyla yeniden merhaba. Uzun süredir yapmadığımız bir şey yapacağız. Hepimizin çok sevdiği bence. Bir içerik geliyor. Temmuz IKEA içeriği geliyor. Yeni ürünler gelmiş. Fiyat değişiklikleri var. Dün internet sitesinden kontrol ettim. Hem de birkaç bir şey alacağım. Birlikte de fiyatları ve yeni ürünleri inceleyelim istiyorum. O yüzden yeni bir video başlattım. Uzun süredir de video çekemiyordum zaten. Gitmişken de çekeyim istiyorum. Bir de geçen gün Instagram'da bir şey gördüm. IKEA'nın fırsat köşesi diye bir köşesi varmış. Ben daha önce hiç rastlamadım. Bilmiyorum ya da hiç dikkatimi çekmedi. Şimdi özellikle burada bugün onu bulmayı hedefliyorum. Gerçekten güzel indirimli ürünler var. Fırsat köşesine birazcık ondan bahsedeyim. Mesela değişim yaptığınız bir ürünü bu fırsat köşesine koyuyorlar o ürünü. Ya da işte uzun süredir satılmadı, ellerinde bir tane kaldı. Yine aynı şekilde bu fırsat köşesine indirimli şekilde koyuyorlarmış o ürünleri. Dediğim gibi ben de geçenlerde Instagram'dan gördüm. Şimdi bakacağım. Birlikte kontrol edelim. Gerçekten böyle bir şey var mı? Varsa oradaki fiyatlar ne? Çünkü videoda gördüğüm fiyatlar mükemmel fiyatlardı. Umarım oradan da bir şey bulabiliriz. Bakalım kısmetimizde varsa tabii ki. Şimdi başlıyoruz. Heyecan var mı? Bende çok var uzun süredir çünkü IKEA'ya gelmiyordum. Umarım güzel şeyler buluruz. Ama bir de şey var. Şu var. Bu ne? Bu da bu. Şu 70 lira. Bu 50 lira şu. Plastik pilli. Şunlar çok uygun bence. 6 tane bardak 60 lira. Şöyle desenize şu şey. Ne bu? Bardağı. Meşrubat bardağı. Peçeteler yeni gelmiş. Çok da tatlı. 9 lira. Çok iyi. Bir tane alıyorum bundan. Bunlarda indirim var. 22.99. Çeşitleri de mevcut. Oturma. Esneme başladım daha girer gibi. Bunlar da indirime girmiş. Ama bizlik bir renk değil ki. Beyaz belki ama yeni gelmiş bir ürün gördüm. 1100 lira. Belki senin altına bir şey alıyorsun, böyle arkadaşın. Çok güzelmiş. Ama rahatsız geliyor bana bu ters sandalyeler. Bunların bence fiyatı artmış, 109 lira beşlisi. Benim ben sürekli aldım. Aynen. Tepsisi de 90 lira. Mum tepsisi diye geçiyor mu? Ben bunu 2 kişilik tepsi olarak kullanıyorum. Bunun da fiyatı artmış. Ne? Aa evet bak öyle bir şey yapılabilir. O kaç para ki tek başına? O çiçek var ya televizyonun yanındaki. Oraya böyle bir şey istiyorum yükseltsin diye. Çünkü çok aşağıda duruyor. Çiçek kendini gösteremiyor. Çok da güzelmiş bu. Evet. Bunun kodunu şöyle çekeyim. Buna bakalım. Gayet güzel. Şurası da şöyle. Tatlı bir oda yapmışlar. Şu ağaç da çok güzelmiş. Yapay. Fiyatı. 1200 lira. Şöyle bardaklar da buldum. Orta boy meşrubat su bardağı. 6 tanesi 60 lira. Gayet güzel. Çeyiz yapanlar bence baksın bunlara. 4 limonlar indirime girmiş 43 lira ama bunlar küçük boy. Bakabilirsiniz. Bir de şöyle vazolar var. 119. Gül kurusu renginde. Tatlı. İçerisine de bunlardan alabilirsiniz. 109 lira. Çok da tatlıymış bunun böyle görüntüsü. Aynen. Bu yeni gelmiş mesela. Çok da heybetli bir şey. 2800 lira. Şöyle. Kış bahçen olsa alırsın. Balkona almam böyle bir şey. Yarasımızdır. Çok ölü alan. Öldürüyor yani. Şunlar bence yeni gelmiş. Bakayım bunun koduna. 900 lira. Şu var. 1800 lira. Minderi 110 lira. Başka burada yeni gelen bir şey yok. Biz şunu 700 küsüne almıştık. 1700 lira olmuş. Şu uygun olsaydı bunu alıp çiçeği bunun üstüne koyabilirdim de. Çiçek koymak için gereksiz bir takım yapmak amaçlı.
ama pahalı. Bunlar yeni gelmiş. Rengi yeşil. 280 lira. Şu şekilde de kombinlemişler. Bir de şunlar var 300 lira. Gereksiz pahalı ya. Gitgide de artıyor fiyatı. Bunları az önce göstermiştim. 22 TL. Böyle minik bence ama boyut olarak etmez yani 22 lira. Masayı gösteriyorum. Şok içerisindeyim. Biz şunları 275 ya da 79 liraya almıştık sandalyeleri. 849 lira olmuş. Masayı ne kadar almıştık? 3 küsürlerdeydi. Şu an 7000 lira olmuş. Şaka gibi. Bizim mutfaktaki masamız 549 almışız. 1949 lira olmuş. Sandalyeleri hariç. Topu da şu şekilde göstereyim. İnanılmaz bir artış. Neredeyse tam bir senede. Necati. 1000 lira olmuş beyazları. Ama bunlar farklı pardon. Bunlar kuflu, oturma şeyli. Bizimki diğer. Şöyle yeni bir şey gelmiş. Dörtlü sehpa ve tabure seti diye. 1300 lira. Kududu şu şekilde. Dar alanlar için güzel bence. Şunları sehpa olarak da kullanabilirsiniz. Oturak olarak da tabure. Aynı şekilde bu da. Hem çalışma masası, yemek masası, mutfağı falan gayet güzel. Sürekli kullandığım ve övdüğüm tepsi 180 lira olmuş. Gerçekten boyutu çok güzel, çok ideal. Mutlaka almalısınız. Aynen. Benim zamanında 20 liraya aldığım dörtlü tuzluklar 50 TL olmuş. Ayrıca şu mutfağa da bayıldım. Bunu sanki yeni mi yapmışlar ya? Ben mi yeni fark ediyorum? Ahşap ve siyah gayet güzel. Şurası çok güzel olmuş. Şöyle göstereyim. Şu tarz açık raflara bayılıyorum. Ama kullanımı çok zor. Hani iki tane açık rafım var oradan biliyorum. Böyle bir şey olsa hepten zorlanırsınız. Çok toz oluyor. Ama çok şık duruyor bence. Lama bezlerinin yeni modelleri gelmiş. 68 lira. Şöyle. Şöyle. Ve şu şekilde. Bunlar da yine dörtlü bu arada. Ben çok memnunum. Düşünebilirsiniz. En düşük fiyata düşmüş çatal bıçak tablası 22 lira. Şöyle küçük boyut ama. Ondan sonra şu soyma bıçağı var. 10 TL. Bir de genelde bunu da internette çok görüyorum. Çok alan var. 20 lira. Pizza kesme, hamur kesme şeyi. Burada 20 lira olmuş. Şöyle çatal bıçakları göstereyim. 24 parçası 270 lira. Model olarak da bence gayet güzel. 6 kişilik ama tabii ki. Model olarak gayet güzel. Günlük olarak alınabilir. Dışarıda hani günlükler çok daha pahalı. Mantıklı yani. Sandık mı sandık? Bizim bu taraftaki. Bizimki bu taraftaki bence olabilir. Yo büyük bizimki. Soldaki. Şimdi bizim yatağımız sıkıntılı. Geçen de biliyorsunuz hatta yardım etmesi için aşağıdan talep oluşturmuştuk. Yine böyle cazur cazur sesler çıkartmaya başladı. Olursa iadesini isteyeceğiz de o yüzden yatak bakıyoruz. Bu yatağın altında da farkındaysan çekmece var Necati. Bu bizim dolap üçlüsü 2350 lira olmuş. Güzel artmış. Biz beşliyi bırak 10 tanesini 3000 küsür aldım. Bu da yine bunun takımı aslında. Bilmiyorum bu yatak küçük ama bizim yatak büyük. Ama Necati bir beğendi bunu bakalım. Boy olarak küçük bu. Sen sığmazsın bence. Bizim şimdi yatağı bulduk. Fiyatı tabii ki artmış. Çünkü bence en güzel yatak. 6000 lira. Yatağı beraber 9000 lira. Biz hepsini 2000 lira aldık. 2,5 ama. Saçmalama be. Yatak pahalıydı. 6 küsüre geldi her şeyi. 6 küsür yatak, 3 küsür gardıroplar gelmiş. 9 küsür işte. Şöyle bir tur yapalım. Minnoş bir mutfak. Kullanışlı. Küçük alanlar için fiyatı 30 bin lira gereksiz. Benim istediğim ama olmayan lavabo.
O zaman yok demişlerdi sağ olsunlar. Şimdi yeni gelmiş 1400 lira. Gayet kullanışlı bir mutfak. Küçük. Rengi de çok tatlı. Ahşapla da uyumlu olmuş. Şöyle minnoş bir masa. Ve üstüne de ne deniyor buna? Terek deniyordu eskiden. Şu an ne deniyor bilmiyorum. Çok da tatlı olmuş böyle. Oturma odası var hemen yan tarafında. Böyle kapı girişi, ayakkabılığı. Burada da minik oturma odası. Küçük alanlar için güzel değerlendirme olmuş. Ama şurası çok ahşap ahşap, bence boğulmuş. Şurada sıvı sabunlukların fiyatı şu an en iyi fiyat gözüküyor. 22 lira. Bunlar gayet tatlı. Banyoya doluyor, mutfağa doluyor. Ben çok beğeniyorum bunları. Banyo paspasları da 80 liraymış. Bunlar altı yapışkanlı değil. Banyo paspası. 80 lira. Rengi bizim şeye uymuyor ama. Şurayı da şöylece göstereyim. Şu bizim şifon yer. Bakın bunun fiyatı ne olmuş. Bunun fiyatı da 2200 lira olmuş. Seçenekleri de var burada. Kullanış açısından bence yeterli. Bir tarafını Necati kullanıyor, bir tarafını ben kullanıyorum. İç çamaşırı, çorap, gecelik hepsini alıyor yani. Gayet güzel olmuş. 199 lira. Tam %100 alıyor. %100 mü? Şu vazolar çok hoşuma gidiyor. Fiyatına bir bakayım. Bulursam şundan alabilirim. Masanın üstünde güzel olabilir. Bak sen şunu kaç aldın? İstiyorsan 250 lira daha al. Neyi? Aynen. Tanesini 250 liraya almıştım. İki tanesi 500'e gelmişti. Şu an teki 530 lira olmuş. Bu arada şu lambalar bence yeni. 750 TL. Az önce bunun uzunluğunu da gördüm. Güzel duruyor bence. Eski kovalar var. 20 TL. Bunlar yapışıyor benim bildiğim. Ben o yüzden bunları sevmiyorum. Ahşap gövdeli olanları kullanıyorum. Altlık. 28 lira. Yeni görüyorum. Bence bu tam sende. Ovalama fırçası mı? Çok geç. 16 lira. Şöyle bir şey. Bir de bunların yine şöyle değişik bir şeyleri giymiş. Bu neymiş? Leke temizleyici ovalama fırçası. O da böyle bir şey. Değişik. Bizim peçete 18 liraya düşmüş. 70 tanesi. Açayım mı? Bir tane al ondan. Kupalar 29.99. Büyük boyları. Küçükleri 22.99. Fincan mı oluyor? Bunlar da Nescafe falan için 22 lira. Büyük demlikler 130 lira. French press'ler. Diğer 30'luk kupalar da 35 lira. Kurutma bezleri indirimdeymiş ama tane fiyatı 11 lira. Yukarıda dörtlüleri göstermiştim. Ya bundan mı oldu? Dörtlüsü var. Ha, bundan mı var bizden? Çatal bıçak koymuştu ama insanlar kalem falan da koyuyorlar. Çok tatlı oluyor. Boya kalem. 28 lira. Bizde bunun büyüğü var hatta. Bu küçüğü. Şu bizdeki. 55 lira. Bir de altlı var bunun. 11 lira. Şimdi iki tane şey gösterdim. Birincisi şu küçük kesme tahtası. 80 lira. Hem sunumluk olarak kullanabilirsiniz hem kesme tahtası. Bir de şu gelmiş. 109 lira. Şurası kalkıyor. Domates falan kestiğinizde herhalde suyu aksın diyedir. Ben öyle düşünüyorum en azından. Başka yeni gelmemiş. Benim yine en çok hoşuma giden üçlü kesme tahtası oldu. 280 lira. Bunu da yine sunumluk, kesme tahtası her türlü kullanabilirsiniz. Açık halde bu şekilde. En büyüğü de arkadaki gayet güzel büyüklüğü. Tezgah üstünde de bırakabilirsiniz. Masa örtüleri gelmiş. Çok beğendim şunun desenini. Boyutu. Bir dakika. Fiyatı bu. Bir de şundan var. Bu da çok güzel. Bunun fiyatı da 170 lira. Nasıl? Küçük değil mi? Hepsi modelleri gelmiş. Bir bunlardan var. 48 lira. Bir de kedili var. 50 TL. Bayıldım buna ya.
şunlar da varmış bak. Değişik. Plastik. Kaymaması için. Ama çok şey değil yani. Hani evde hoş olmayabilir. Ben şöyle de unutuyorum. Tamam. Şöyle yeni gelmiş. 13 lira. Hem çay hem kahve. Sen beğen. Ben dinliyorum seni. Fiyatı bence gayet güzel. Bir de şöyle Nescafe falan yapanlar için bence tatlı. Bu da 30 lira fiyatı. Şurada varmış, niye o kadar aşağılara bildiyse. Yeni mumlar gelmiş. Şu büyük dışı cam. Şu 89.90 lira. Şu seramik dışı. Şunlardan gelmiş. 80 liraya düşmüş bu üçünü. Şunlar 90 TL. Küçük saksılar için. Pembe blok mumlar gelmiş. 109. Lira. Şöyle bayağı da büyük. Küçükleri de var. 55. Şunları yeni gördüm. Fiyatını bulamadım. Çok şık bence. Yemek masasında falan da güzel durabileceğini düşünüyorum. Ama fiyatı yok. Lavanta keseleri falan gelmiş. 15 lira. Şöyle boyutu. Şunlar 23 lira. Az önce gösterdim. Çerçeve 40 lira. Az önce arayıp bulamadım. Çerçeveyi buldum bu arada. Şu mumlardan şimdi lazım. Şöyle 20'lisi 100 lira. Daha uzunları var. 109 lira. 8 adet ama bu. Ben bunlardan istiyorum. 20'si 100 lira. Bir de bunların altlıkları var. Şöyle. Bunların fiyatı da 90 lira. Bilmiyorum, birazcık şurası falan oturur mu bilemedim. 100 lira. Bu 90 lira. Şundan bir tane alır mısın? Bir de böyle yeşilleri var. 8'lisi 50 lira. Yeşil rengi. Şey falan çok güzel ama 95 liraymış bu arada. Rengi, pirinç rengi çok severim. Hani altın altın değil, böyle daha mat. Şöyle minik saksı gibi olanlardan var. 18 lira. Bir de direkt böyle 5'li. Lastiğini atıyorsun. Şunlar da 48 lira. Bu da böyle içine koyuyorsun. Hani dışarı akmaması adına şu şekilde. Bunlar da mantıklı, masaya konulabilir. Az bu bölümüne geldik. 280 lira olabilir. 280 lira. Güzel ama biraz pahalı. Demek ki burada mıyız? Olabilir, bilmiyorum. Fark etmez. Şöyle bir minnoşu var. 119 lira. Şu küçükler var. 16 TL. Orta masa için falan. Şık olabileceğini düşünüyorum. Yapay buket demiş. Bakalım. Şu şekilde. 160 lira. Şöyle koyalım hatta duruşunu. Görmüş olun. Çok minikler var. Bunlar da işte tepsiye falan koymak için. 38 lira şu. Bu da yine 38 lira. Fiyatları şurada yazıyor. 109. 33. Şu 33 lira. Olabilir aslında. Şuna bir bakayım. Şimdi fırsat köşesine geldik. İnternete gelin. Mesela bu 419 lira. Ha? 419. 650. Hangisi? O 1900. 899. Sonra mesela sepetler var. 150 lira. Burada modüller var. Modül halinde mesela. 80 lira. Şurada parçalar var. Bence güzel fiyatı. Halılar bile varmış burada. Fark etmemiştim.
Mesela bu 330 lira. Şu büyük halı 3250 lira. Şu büyük salon halısı. Bakalım başka. Şunun fiyatını merak ettim. En büyük hasır halısı ama acaba fiyatı ne? Yok fiyatı. Yukarıda ne kadardı? 850 yazıyor işte. Ha, 850'den 369'muş. Bizim sandalye. Senin zor çok çıkmış da. Arayıp bulacaksın işte. Şundan mı sorarsan? 169 ya. Necati. Ha. 169, 170 lira. Şeyden bile daha ucuz. Ben de daha ucuz. Bizim balkonu soyduk. 4 tane hem de. Ha? Güzel bence, bilmiyorum. Sağlamlığı sence nasıl? Bir sürü de ürün var. Şimdi çok güzel. Bu zaten bildiğiniz klasik model. 2100 liradan 1400 liraya inmiş. Ne yapabilirsiniz? İlla ki bir yerinde defosu vardır ama bence boyanıp kullanılabilir. Gayet de güzel olur. Aslında raf. Aynen, raf olarak mesela 80 lira. Güzelmiş. Beğendim ben bu fırsat köşesini. Ve klasik kapanışa geldim. Önce aldıklarımı göstereceğim. Sonra kapanışla ayrılacağım. Şimdi hızlıca aldıklarımı göstereyim. Bunu zaten göstermiştim videoda. Hepsini gösterdim daha doğrusu zaten. Böyle bir tane masa örtüsü aldım. Bu salondaki masa için aldım. Boyu uyarsa. Çünkü tam böyle aradığım renklerde, böyle çizgileri falan çok tatlı. Klasik bir model de var. Spor olarak da kullanabileceğiniz bir model. Ondan sonra peçete aldım. Düz beyaz. Bir de yine IKEA'dan aldığım tabakların renginde bir peçete aldım. Lacivert renkte. Sonra şöyle minik bir çerçeve aldım. Bu çerçeveye benim 6,5 yıldır baktım, beslediğim muhabbet kuşum ayın 22'sinde vefat etti. Onun böyle tüylerini koyup evimin bir köşesine koyacağım. Hatırası kalsın. Baktıkça onu göreyim istiyorum. Böyle ona da minik bir çerçeve aldım. Şuralarına işte onun tüylerini koyacağım. Onun tüyleri koptukça kendi kopartıyordu. Dökülme mevsiminde falan. Ben onları hep saklıyordum. Eve geldiği ilk günden itibaren bütün böyle kuyruğundaki falan, kanadındaki güzel büyük tüyler duruyor. Böyle bir hatıra köşesi yapacağım onun için. Sonra bir tane de şöyle çerçeve aldım. Normalde bu bahsettiğim şeyi ilk bu çerçevede yapacaktım. Sonra şunu görünce bu sanki daha güzel olur gibi düşündüm. Bakacağım yine hangisi olursa. Bunların fiyatlarını yetiştirebilirsem yine videonun altına yazarım. Zaten gösterdim her birinin fiyatını almadan önce. Sonra şöyle bir tane fırın havlusu mu deniyor buna? Tepsi tutmak için yoktu bunlardan. İndirime de girmişti. Böyle bir tane aldım. Onun haricinde bu altlıklardan bir tane almıştım. Böyle ikili. Bir tane daha aldım. Az geliyor çünkü. Güzel oluyor bir de bunları kullanması. Sonra iki tane şöyle siyah renk düz kupa aldık. Bunları Necati beğendi. Siyah seviyormuş. Son iki parça. Önce şunu göstereyim. Böyle küçük minik bir tepsiye ihtiyacım vardı. İki tepsim vardı ama beyaz olduğu için çok çabuk böyle lekeleniyor. Ben de sinir oluyorum lekesi geçmeyince. Hani böyle bir tepsiye ihtiyacım vardı. Bu da yeni gelmiş. Böyle kedili medili görünce dayanamadım. Bunu aldım. Son olarak da bu 20'li mumlardan aldım. Küçük şamdanlarım falan var. Onların içine inşallah olur. Normalde dışarıdan aldıklarım küçük geliyordu. İnşallah bunlar olur. Bu da yine uyguna gelmişti bence. Son parçada bunu aldım. Bu masa oluyor. Bunu kurup Instagram hesabına paylaşacağım. Oradan da bakabilirsiniz tekrar. Oradan da beni takip alın. Yine Instagram'dan paylaşmıştım. Bir tane büyük çiçeğim var ama koltuğun yanına koyuyordum. Çiçek küçük geliyordu yani koltuğun kol kısmıyla çiçek arasında çok mesafe olmuyordu. Böyle çiçek basık kalıyordu.
Şimdi onun altında bunu kullanacağız. Hem de televizyon ünitemle falan hep uyumlu bir şey. Daha sonrasında sehpa olarak da kullanabileceğim bir model. Şöyle hatta göstereyim. Bunu yine gösterdiğim videoda. Aldıklarımız bu kadardı. Toplamda 704 lira gibi bir rakam çıktı. Hatırlarsınız çekiliş yapmıştım. Bir kişi hediye kartı değil de nakit olarak hesabına istemişti. Bulunduğu şehirde IKEA olmadığı için. Zaten söylemiştim eğer şehrinde IKEA yoksa hesabına göndereceğim diye. O hediye kartı elimde kalmıştı. O hediye kartını kullanmış oldum. Artı işte üstüne ekledim. Böyle mini bir alışveriş yaptım. Umarım sizin de hoşunuza gitmişti. Güncel fiyatları da gördük hep birlikte. Yine fiyatlar artmış. Güzel ürünler gelmiş. Ama işte fiyatlar maalesef uçmuş. Videoyu artık burada kapatayım. Umarım hoşunuza giden yine güzel bir IKEA turu olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Çünkü yorumlardan ansızın hediyeleşmeler gelmeye devam ediyor. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.